Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 6 Ekim Cuma. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, geçici olarak Suriye görev gücünde görevlendirilen polis memuru Hüseyin Şimşek, teröristler tarafından açılan ateş sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düştü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli kıdemli başpolis Hüseyin Şimşek, geçici olarak görevlendirildiği Suriye'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roket saldırısında yaralandı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Şimşek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine destek olmak için sıcak yemek dağıtımına bu yılda devam ediyor. 9 Ekim'de üniversitelerin yakınlarına kurulan 6 noktada sıcak yemek dağıtımı başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençlik odaklı kent vizyonu doğrultusunda üniversite öğrencilerine sıcak yemek desteği bu yılda devam edecek. Sıcak yemek noktaları 9 Ekim'de kentin 6 noktasında açılıyor. Ege Üniversitesi metro istasyonu çıkışı, 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü karşısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü, Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsü, Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi'nde hafta içi her gün 17 ve 19 saatleri arasında sıcak yemek dağıtılacak. Günde ortalama 5000 öğrenci bu hizmetten yararlanabilecek. Agrobay'da sera işçilerinin mücadelesi sürerken, Manisa'nın Soma ilçesinde haklarını alamayan işçiler de emek mücadelesi başlattı. Maaşlarını alamadıklarını ve mobbinge maruz kaldıklarını ileri süren işçiler şirkete dava açtı. Yeni Gün'den Kenan Yeşil'in haberi. Manisa'nın Soma ilçesinde eski adıyla Soma Tekstil, yeni adıyla Intex Pena Tekstil şirketinden haklarını alamayan kadın işçiler emek mücadelesi başlattı. Yüzlerce kişinin çalıştığı şirkette aylarca maaş alamayan, fazla mesaileri, bayram tatili çalışmaları ve hafta sonu çalışmalarının parasını alamayan işçilerin bir bölümü avukata başvurdu. Şirketin alacaklı olan işçileri arabulucu aşamasında düşük bir ücrete ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Paraya ihtiyacı olan bazı işçilerin yoksulluk ve çaresizlikten dolayı alacaklarının çoğunu bırakarak anlaşmak zorunda kaldığı iddia edildi. Sigortaları eksik yatırılan, maaşları ödenmeyen, mesai ücretleri verilmeyen ve izinlerini tam kullanamayan ve bu nedenlerden dolayı iş akitlerini fesheden kadın işçiler haklarını almak için Soma Adliyesi'ne giderek dava açtı. İzmir'de Cuma namazı öncesi Kemeraltı Çarşısı'ndaki dilencileri yakın takibe alan zabıta ekipleri, daha önce 49 kez ceza kesilen bir dilencinin üzerinden çıkanlara adeta şoke oldu. Daha önce hakkında 49 kez işlem yapılan M.M. isimli kişinin dilendiğini gören ekipler, dilenciden çantasındaki paraları çıkarmasını istedi. Bozuk paraları gösteren ve başka yok diyen M.M., daha sonra da mendil poşetine sakladığı deste deste paraları çıkarmak zorunda kaldı. Çıkan para ekipleri şaşırtırken 2 saatte toplanan 1840 liraya el konuldu. Dilenci M.M.'ye 50. cezası yine Kabahatler Kanunu'na göre 617 lira olarak kesildi. Ekim 2023 Cuma günü altın fiyatları gram altın 1610 liradan, çeyrek altın 2757 liradan, Cumhuriyet altını 11.008 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle: BIST 108.469'dan, dolar 27.62'den, euro 28.98'den, petrol 83.69'dan ve bono 23.72'den işlem gördü. 7 Ekim 2023 Cumartesi günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir ve Karabağlar 29 derece, Bornova ve Karşıyaka 30 derece, Buca 28 derece, Çeşme 27 derece, Urla 26 derece, Foça 28 derece, Dikili 29 derece, Selçuk 30 derece, Çiğli ve Torbalı 31 derece, Aliağa, Ödemiş ve Menemen 30 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle.